Merhaba arkadaşlar. Bu üçüncü bölümümüzde siyah elbisemizin robasını çalışacağız. Bu da dediğim gibi kolsuz olacak. Şimdi yakamızı birinci bölümde yapmıştık zaten. Başlamamızı aynı beyaz gibi yaptık. Sadece bunda ön kısmına şunlardan 10 tane dolgu yaptık. Kollarımız yine 7 dolgu. Ön ve arkamız 10 dolgu. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptım. Altı sırada birleşmemi yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine artım yerindeki kelebeğimizi yapıyoruz. 3. 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya 3 tane daha yapıyorum. Aslında şimdi örneğimize devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet. Diğer ön ayrımına kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet, şimdi yine artırma yerine geldik. Artırmamızı yapıyoruz. Evet. Artırmamı yaptım. Siyah olduğu için biraz zor belli oluyor ama şöyle artırma yerini yaptım. Bu taraf kolumuz. Artık kola hiç gitmeyeceğiz. Kolumuzun çünkü askı gibi olacak, yeterlidir. 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Üç tane trabzan yaptım. Aynı yere bir üç tane daha yapıyorum. Ve devam ediyorum. Arkadaşlar buraları hızlı yapıyorum çünkü birinci bölümde örneğin kurmasını tam net olarak yapmıştık. Zaten bu siyah olduğu için çok da net belli olmuyor. Beden sayılarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Birer tane dolgu ilave ederek büyütüp küçültebilirsiniz. Evet, artık şu kol yerini hiç örmeyeceğiz. Önümüzün şu artma yerine gelince yine artmalarımız hep devam edecek. Yani şu köşelerde hangi sırada olursak olsun artırmamızı yapacağız. Böylece yine 20, 21 santim, 22 santim bazen ipten değişebiliyor. Bir 21, 22 santim olana kadar örgümüze devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu roba kısmının koltuk altında indim. Santim olarak vermek istiyorum. Bunu 21 santim ördüm. Şu koltuk açıklığı yeterlidir. Şimdi şöyle iki parça halinde tabii giderek gelerek ördük. Şimdi bunun birleştirmesini yapalım. Dolgu sıramı geldim. Kelebeğimi yaptım. 4 zincirimi çektim. Dört zincirimi çektikten sonra tığıma doluyorum ve diğer kelebeğe geçip
Birleştirme yapıyorum. Şimdi normal örneğime devam ediyorum. Burada diğer parçayı eklerken şu alt sırada bitirdiğimiz yer vardı. Oraya 4 zincir çekip ipimi uzun bırakmıştım. O 4 zinciri alıyorum. Diğer ön parçanın şu kısmına birleştiriyorum. Yani diğer önde olduğu gibi şu kısmı birleştirme yaptık. Şimdi örneğimi tamamlayayım. Evet. Şimdi şu koltuk altına bir tane örnek yapıyorum. Diğer parçaya geçtim. Evet, koltuk altında birer tane örneğimiz olacak. Şimdi döne döne şu kısmını yapacağız. Geleceğiz örneğimize devam edeceğiz yine. Tamamlayacağız. Diğer beyaz parçada beş altı sıra örmüştük. Altı sıra oluyor. Birleştirin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. Bu robadan olacaktı. Siyahımı daha belden yapmak istiyorum. Kumaşını daha belden dikmek istiyorum. Onun için bir 12 sıra daha devam edip bitireceğim. Şimdi şu diğer kolun birleştirmesini de göstereyim. Koltuk altının. Örneğimizi yaptık, geldik. Çektiğimiz zincire bir örnek yapıyorum. Şimdi ilk yaptığımız yere şöyle bir birleştiriyorum onu. Yine yürütüyorum. 1, 2, 3, 4. Artık artırmalarımız bitti. Bundan sonra artırma yapmayacağız. Onun için 4 tane trabzan yapıyorum. Dört zincir çekiyorum.
örneğime devam ediyorum. Evet, döne döne geliyoruz. Her geldiğimizde buraya ekleyip boşluğa çıkıp örneğimize devam ediyoruz. Şu kolumuz. Koltuk altından sonra dediğim gibi ne kadar istiyorsanız o kadar devam ediyorsunuz. Evet arkadaşlar, siyah ipsemizin robasını da ördüm. Hatta son sıralarını bir siyah bir beyaz geçtim. Şimdi şu koltuk altı, yani mecburen şu artımı yapıyoruz. Fakat bu sefer şu koltuğumuzun altı, görülebiliyor mu bilmiyorum, biraz fazla açık oluyor. Onun için şöyle bir toplama yaptım biraz. Bakın şöyle, yani gide gele gide gele şu arayı biraz yükselttim. Yani şu kol evini biraz toparladım. Şimdi onun şurada göstereyim ben size yapımını. Siyah olduğu için anlaşılması biraz zor diye. Şurası tam koltuğumuzun altı. Kol altımız. 4 zincir çekip devam ettiğimiz yer. Hemen şuraya ipimi bağlıyorum. Pardon, bir dakika. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Şu boşluğa iki tane trabzan. Yanındaki araya iki tane iki zincir. Yanındaki boşluğa iki tane trabzan. Bir, iki zincir çekiyorum. Şu tam birleşme yerine iki tane daha trabzan. Bakın şöyle üç tane bir ikili trabzanlarımız oldu. Şimdi tığımı direkt şuradaki boşluğa birleştiriyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Aradaki boşluğa İki tane trabzan. Bir, iki zincir çekiyorum. İki tane trabzan. Bir, iki zincir çekiyorum. Şimdi direkt deminki yaptığımız yerin karşısına birleştirdim. Bir, iki zincir çektim. Bakın şu aramız şöyle oldu. Şimdi iki zincir çektikten sonra şu üçlü trabzanın dibine batıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. İki trabzan yaptım. İki zincir. İki trabzan. İki zincir. İki trabzan, iki zincir. Şu koltuk altında gide gele gide gele biraz yukarılara doğru şu araya bir dolduracağız. Pardon. Şimdi şu boşluğa battık. Şimdi bir yukarısına batıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Tekrar yukarı çıkıp İki zincirle dönüyoruz.
Boşluklara trabzanlarımızı yapıyorum. Aralara iki zincir. Önce birleştirmemizi yapıyoruz. Bir üst sıraya geçmek için iki zincir çekiyoruz. Şuradaki boşluğa giriyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şimdi son boşluğuma yaptım. İki zincirle birleştiriyorum. Bir, iki zincirle bir üst sıraya geçiyorum. İpsemizin kolu altına şöyle bir birleştirmeye, yani şu arayet boşluğu dolduruyoruz. Bunu istemeyen yapmayabilir. Geniş bir kol altı oluyor. İsteyen doldurabilir, isteyen yapmayabilir bu arayı. Şöyle V şeklinde artırmalarımız devam ediyor. Şimdi iki zincir çekiyorum. Yine bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi şurada bir iki tane bırakmıştım öbüründe. Bir iki. Tekrar dönüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu da altıncımız. Bir, iki tane. Şimdi şuraya birleştirmemi yaptım. Bir, iki. Yukarı çıktım. Şu yakayla kol altını doldurma yerinde iki tane kelebeğimiz kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Artık bu zırhı hiç zincir yapmadan şöyle tepelerine batarak bu arayı trabzan gidiyorum. Evet, bu tarafta da bir iki tane kelebeğimiz kaldı kol altında. Yaptığımız yeri şöyle bir göstereyim. Çünkü çok net. Yani şu koltuk altındaki boşluğa gide geli trabzanlarımızı yaparak
Sayı çok önemli değil burada. Önemli olan şurasının bir hafiften birbirine yanaşması. Şimdi bunu yaptıktan sonra da bir sıra böyle bütün etrafını sık iğne gideceğiz. Sık iğnemi de doladım. Batıyorum. Tığıma doluyorum. Bir kere de çekiyorum. Beklediğimiz yere geldiğimiz zaman devam ediyorum sık iğnemi. Şimdi şu boşluklara dört tane sığdı. Şimdi diğer kelebeğimin ortasına geçiyorum. Normalde beşer tane. 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Hemen diğerine geçiyorum. Dört, beş. Tığıma doluyorum zincir çekmeden. Şu araya bir iki tane birleşmesi için yapıyorum. Şimdi yakamızdaki kelebeklere geçiyoruz. Bunlara da beşer tane yapıp beş. Diğerine geçiyorum. Bütün bu kol etrafını böyle sık iğne ile bir çerçeve şeklinde devam ediyorum. Bakın. Bütün kol kenarlarını, altını, hatta etek ucuna da yaptım kumaş dikeceğimiz yere. Böyle sık iğne ile bütün etrafını dolanıyoruz. Bu dediğim gibi tek yazlık bir bluz olarak da atletlerin üzerine giymelik bir iki sıra daha boyunu uzatıp böyle bluz olarak da yapabilirsiniz. Evet, isteyen bluz olarak, isteyen de altına benim şöyle bir kumaşım var. Siyah. Bunu büzdürerek dikeceğim. Daha doğrusu benim terzim var. Ben ona veriyorum. Ona diktiriyorum bütün dikişlerimi. Altına da kumaş istemeyen ister birkaç sıra daha uzatır, isterseniz böyle kısa bir bluz olarak giyebilir. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.